Yer Haber 16 ve Gemlik Basın izleyenleri Çifte Havuzlar Mahallesi'nde muhtarımız Mustafa Bey'in yanındayız. Aynı zamanda Mustafa Bey Batı Trakya Olimpik Spor'un da başkanlığını yapıyor ve biraz faaliyetlerinden size söz edeceğim. Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Yüzme kursu 5-13 yaş arası kız erkek çocuklarımızı bekliyoruz diye şu şekilde bir broşür yapmışlar ve daha henüz de dağıtımına geçmemişler. Tabii bununla ilgili bazı da sorunları var. Onları da işlemeye çalışacağız. Şimdi Batı Trakya Olimpik Spor Kulübü 5000 lisanslı sporcu, 50.000 taraftar hedefiyle yola çıkmış bir spor kulübümüz. Branşları da yüzme, futbol, voleybol, tekvando, atletizm, satranç, paletli yüzme, futsal, basketbol, kickbox, masa tenisi ve kaykay şeklinde çifte havuzlar muhtarlığı olarak kendisine bunu ilke edinmiş bir muhtarımız Mustafa Bey. Önce girişimlerinden dolayı kendisini kutluyorum ve Türk sporuna vermek istediği böyle başarılı çocuklarımızın yanında oldukları için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum ve başkanımızın kendisini tanıtması için mikrofonu kendisine vereceğim. En iyi kendisinden dinleyebiliriz. Başkanım, önce kendinizi bir tanıtın ve daha sonra sohbetimize geçelim. Buyurun. İsmim Mustafa Süleyman. Çifte Havuzlar Mahalle Muhtarıyım. Aynı zamanda Batı Trakya Olimpik Spor Kulübü Başkanıyım. 6 yaşımda Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden geldim. 6 yaşından beri çift havuzlarda yaşıyorum. 4 dönemdir muhtar adayı oldum. 4. seferinde kazandık. Sıra dışı bir muhtarlık yapıyoruz. Spor kısmı şöyle. Ben mahallemizde ve etrafımızda bulunan 15 tane mahallemizde 57 bin tane öğrencimiz var. Yani Osman Gazi ilçesinde 167 bin öğrenci varsa 57 bin tanesi bu demiryolu altında, yani çift havuzlar ve etrafındaki mahallelerde yaşıyor. Biz burada her çocuğun bir lisanslı spor yapması arzusu içindeyiz. Bunu çift havuzlar muhtarlığı olarak başlattık. Devam ettireceğiz. İşte bu yüzden de bir kulüp kurduk. Ben böyle çocukları ve gençleri çok seviyorum. Hem kötü alışkanlıklarından kurtulsunlar, spor yapsınlar. İçinden de yetenekli olan çocuklar varsa onları da spor camiasına kazandıralım. Daha başarılı, daha güzel yerlere gelsinler. Evet, Mustafa Bey'e tanıtımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde Çift Havuzlar, Osman Gazi Belediyesi Çift Havuzlar Fatih Yüzme Havuzu'nun tam önünde, yani tabiri caizse kapının önünde şu anda röportajımızı yapıyoruz. Ve Kırılma Noktası spor programını bu hafta burada sunmak istedim. Sonuçta Kırılma Noktası spor programı moderatörü olarak ben Turan Seyrek Beke her zaman sorunlar ne olursa olsun kesinlikle tüm kamuoyunun bilgilenmesi açısından böyle çekimlerimi zaman zaman yerinde giderek yapmaya çalışıyorum. Şimdi başkanımızın tabii muhtarlığının yanı sıra birçok konularla uğraşıyor. Bir de bir derneğimiz var başkanım, Batı. Tabii biz ben Batı Trakya Sanayici ve İş Adamları'nın derneğinin fikir babasıyım. 2017'de de Batı Trakya Sanayici ve İş Adamları Derneği kuruldu. Oranın da kurucusuyum. Şu an istişare heyetindeyiz. Batı Trakya'mızı da iş noktasında o şekilde tanıtmak istiyorum. Şimdi Allah nasip ederse Batı Trakya'mızı Batı Trakya Olimpik Spor olarak tanıtacağız. Ve burada Bursa'mızda olan her yörenin insanına spor yapması olanağını sunacağız. O konuda da gayret edeceğiz. Peki muhtarım demek istiyorum. Sonuç itibariyle Çift Havuzlar Mahalle Muhtarlığı'nda bu dönem birinci döneminiz. Evet. Peki muhtarım, yani Türkiye'de genelde tüm muhtarlar, muhtarlıklarımız bu tarz şeylere pek fazla kendilerini sokmazlar. Sizin burada bunu yapmak istemenizin en büyük sebebi hem gençsiniz, idealist bir insansınız ve muhtarlık olarak da birçok şeye, yani birçok kişinin ulaşamadığı böyle aktivitelere çok rahatlıkla birleştirici, bütünleştirici olarak
ulaşabilmenizden kaynaklanıyor. Evet. Bir de sevilen bir insansınız gördüğüm kadarıyla. Yani ofisinizden buraya gelene kadar yolda hemen hemen herkesle de bir selamlaştınız. İnsanların teveccühü size bir hayli güzel. Biz asıl buraya geliş amacımız tabii sporcularımızla alakalı. Biz spor programıyız. Burada sorunlarımızın olduğunu biliyorum. Sosyal medyanızı da takip ediyorum yakından. Bunlardan biraz bahsedelim muhtarım. Mesela mahallenizde bir sualtı hokey takımını destekledik diye bir notum var şu an önümde. Büyükşehir Belediye havuz desteği verdi demişsiniz. Evet, evet. Geçen yıl Bursa sualtı hokey takımı Atlantik'teki Atlantik'te geçen eski ismi öyleydi. Bursa Sporları şu an. Evet. Şimdi buradaki sorunu bize anlatır mısınız? Yani nedir bu havuzla alakalı sorunumuz nedir? Net, somut bir şekilde sizin ağzınızdan dinleyelim muhtarım. Buyurun. Tamam. Şimdi biz muhtar olduktan sonra böyle her mahallemizdeki bütün spor kulüplerini destekliyoruz. Hani her sporu biz yapmayalım dedik. Şimdi mahallemizde de su altı hokey takımı var. Bir Hakan Bayram diye bir kardeşimiz çalıştırıyor. Kulüp de onun başkanı. Biz onu destekledik. O noktada da Büyükşehir Belediyesi kulübe havuz desteği verdi. Biz de yardımcı olduk. Geçen sene Kocaeli'de Türkiye şampiyonu oldular U15 kategorisinde. Ondan sonra şimdi baktık bir güzel bir destek olunca güzel bir geri dönüş oldu. Biz kendisiyle yüzme projesi yapmaya karar verdik. Hı hı. Şimdi mahallemizde bulunan çift havuzlar, Fatih Yüzme Havuzu diye geçen, şimdi önünde bulunduğumuz tesis, bir de bizim yan mahallemiz var, Soğanlı Yüzme Havuzu tesisi var. Bunlar baktık, işte Soğan'daki havuz kapalı 7-8-9 senedir. İşte buradaki havuzda üstü kapanmıyor. Biz dedik bir yüzme projesi yapalım, herkese yüzme öğretelim. Zaten kulüp, Batı Trakya Olimpik Spor Kulübü'nün amacı da her çocuğa spor yaptırmak olduğu için. Biz şimdi baktık bu su altı hokeyini destekleyince güzel bir geri dönüş aldık. Türkiye şampiyonu oldular. Biz dedik hani bunu hem altyapısını oluşturalım hem herkese yüzme öğretelim. Yetenekli çocukları da lisanslayalım, takımlarda yarıştıralım. Şimdi Osman Gazi Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'ne gittik. Bu konuda ricacı olduk. Geçen sene son 3 gün olmasına rağmen bize Soğanlı'daki yüzme havuzunu verdiler. Yani yine bu havuzu vermediler. Biz yine de dedik hadi orada başlayalım. Orada başladık, çok güzel ses getirdik. 159 kişiye yüzme eğitimi verdik. Güzel eğitim verince de 4 kişiden bir kişi şeyde kaldı. Projede kaldı. Kışın devam etti. Buranın da üstü kapanması konuda defalarca mücadele ettik. Üstü kapandığı için kışında burayı kullandık. Burada da 159 kişinin, yani 4 kişiden bir kişi kaldığı için 139 kişiye de burada kışın çok güzel eğitim verdik. Hiçbir sorun yaşamadık. Şimdi Allah nasip ederse dedik hadi bir yazda çıtayı çok yükseltelim. 1200 kişiye yüzme öğretelim. Tekrar şeyi kullanalım. Atıyorum öğleden önce burayı kullanalım, öğleden sonra da Soğanlı havuzunu kullanalım. Hatta buradaki sorumlu arkadaş da ricacı oldu. Sayı az olduğu için bizi destek konusunda dedik tamam burada da çalışalım. Fakat geçen sene bizim de bir kitlemiz var. Yani bizim iyi eğitim verdiğimiz için insanlar bizi destekledi, geldiler. Güzel eğitim verdik Soğanlı'da. Şimdi burada da 18 Mayıs'ta bir dilekçeyle başvurduk. O süreçte de tamam vereceğiz dendi. Biz de sabırla bekledik. Sonra işte ilk biz başlayalım dedi belediye. Tamam. Onlar başladı. İkinci kurda da ya muhtarım biz yine devam edelim işte falan. Sonra bayramdan bir gün önce biz havuz vermek istemiyoruz dediler. Şimdi ben soruyorum burada belediye başkanı, çift havuzlar muhtarının, yani uçan kuşun kanadını kırmasın. Yani burada biz her çocuk spor yapsın diye uğraşıyoruz. Her çocuğa yüzme öğretmek istiyoruz. Geçen ay 67 tane çocuk boğulmuş, ölmüş. Şimdi buradan bize havuz vermediler. Şimdi bizim projemize yazılan onlarca çocuk var mağdur durumda. Yani bu 1,5 aylık süreçte de... Şu değil mi başkanım? Tabii yani temel yüzme eğitimi veriyoruz. Yani çocukları lisansladık.
Yani çok güzel. Araya gireceğim başkanım, özür dilerim. Antrenörümüz Hakan Bayram. Tabii o da çok başarılı bir arkadaş. Lisans. Biraz Hakan tabii Bayram'dan Hakan bahseder Bayram, miyiz? Tabii, tamamlaması tabii. Açısından. Tabii. Hakan Bayram bu mahallenin evladı. Hakan Bayram bu mahallenin evladı. Sualtı takımının Sualtı takımının antrenörü. Yani kendi takımı var. Sağ olsun bizim projemizin de genel koordinatörü. Herkese yüzme öğretmek istiyoruz. Yani çok da yetenekli bir arkadaş. İnşallah onu da 4 yıl sonra Allah nasip ederse sualtı milli takımının böyle yardımcı antrenörüm olur, o kadroda mı olur? O kadar yetenekli. Hani biz kendimiz de sualtı okey takımı kurmak istiyoruz. Orada da Hakan Bayram kardeşimizle çalışacağız. Hani burada yüzmede yaşı geçmiş olan çocukları, yani kas kütlesi geniş olan işte yetenekli çocukları da orada değerlendireceğiz. Yani onun için şimdi biz proje yapmak istiyoruz. Yani ne güzel, şimdi kışın gelen 40 kişiden 10 tanesi de lisans çıkarttık. Yani biz hem yetenek taraması... Milli olsun. Olan var mı başkanım? Şimdi şey var, sporcularımızdan. Şöyle, bu sualtı okey de yeni bir spor. Hakan Bayram Bursa'da kulübü var. Bursa Sualtı spor, su sporları diye. Bunun geçen seneki adı Atlantik Sualtı okey takımıydı. Evet, su sporları. Şimdi buradan da 5 tane çocuk milli takım için izleniyordu. Şu an bir tek oğlum kaldı. Oğlum da 14 yaşında. Ali Kemal Süleyman. Ali Kemal Süleyman. Evet, o da şu an izleniyor. Geçen sene Kocaeli'nde yapılan şampiyonada da Türkiye şampiyonu oldu U15 takımı. Evet. Kendisi de gol kralı oldu. Evet, 27 gol, 14 tane asist yaptı. Evet. Şimdi o çocukları da alıyoruz. Yani antrenör gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani biz şimdi hem yüzme eğitimi veriyoruz, çocuklara yüzme öğretiyoruz. Hem başarılı olan çocukları tarıyoruz, yüzme lisans çıkartıyoruz. Yüzmeye hazırlıyoruz. Hem de içlerinden yetenekli çocuklar varsa onlarla da böyle antrenör yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani komple bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama buradan şimdi çok mağdur olduk. Yani havuz desteği alamıyoruz. Bize Osman Gazi Belediyesi, hatta buradan geçen sene biz belediye spora vermiş burayı. Şimdi ben buraya soruyorum yani. Burası, yani bu havuzları biz Osman Gazi Belediye Spor için mi yaptık? Yoksa şimdi içeride havuzun yarısı boş. Biz hepsini istemiyoruz. Yani bize de birkaç saat versinler. Biz de burada 40 kişiyle her saat çalışalım. Belediyenin ulaşamadığı insanlara biz ulaşıyoruz. Biz okulları geziyoruz. Çok büyük enerji sarf ediyoruz. Yani amacımız herkese yüzme öğretmek. Şimdi burada bizim uçan kuşun kanadını kırıyorlar. Yani çok üzülüyoruz. Yani mobbing yapmasın buradan. Osman Gazi Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Belediye Spor'un as başkanı da Cihat Yusufoğlu geçen sene bana telefon ettiğimde ya sen para kazanacaksın diye biz sana uzun vereceğiz dedi. Ne kadar ayıp, ne kadar üzücü bir söylem. Buna rağmen biz geçen sene kitle arkamızda durduğu için, çok bastırdığımız için biz havuzu kiraladık. Ama bu dönem alamadık. Yani tesisler müdürlüğü vermiyor. Mağduriyet yaşıyoruz. Şu an 1200 kişiden 600 kişisine eğitim veremedik. Yani bari en azından şu önümüzdeki hafta bize saat versinler de biz geri kalan 600 kişiye öğleden önce burada, öğleden sonra Soğanlı'da yüzme eğitimi verelim. Yani bu çocukları kazanalım. Evet. Evet, başkanım, şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Osman Gazi Belediye Başkanımızın sporcu ve spor ve sporcunun yanında olduğunu biliyorum. Ortak dostlarımız, tanıdığımız insanlar var. Osman Gazi'den şehrin dinamitleri diye tanıdığım insanlar var ki onlardan aldığım duyumlar o şekilde. Başkanımız mutlaka bu isteğinize bir cevap verecektir yakın bir zamanda, bu mağduriyetinizi de giderecektir. Zira burada şimdi muhtar olduğunuz için de buranın nüfusu 45 bin. Burada resmi olarak. Tabii resmi. Biraz ondan bahsedelim. Tabii başkanım. Çift havuzlar resmi 45 bin insan yaşıyor burada. 16 bin oy potansiyeline sahip. Şimdi burada köylerde kaydı olanları da sayarsak 74 bin. Yani 74 bin. Keşan 70 bin. Yani Keşan'ı geçtik. Kessel galiba 74 bin ya da 73 bin. Yani evet, bu kadar. Şimdi bir de şundan bahsedeyim. Şu demiryolu tabir edilen kısımda 15 mahalle var. 15 mahalle var. 15 mahalle var. 74 bin, 57 bin öğrenci var okullarda. Evet. Şimdi biz bunlara spor yaptırmak istiyoruz.
spor yani yüzme öğretmek istiyoruz, öğretemiyoruz. Yani burada çok büyük bir potansiyel var. Yani biz buradan sesleniyoruz. Bu mağduriyetimiz kalksın. Yani bir mobbing uygulanıyor. Bu hiç hoş hoş değil. Yani hiç olmak bu havuzu kullanmak istiyoruz. Yani boş yer var, bize verilmiyor. Yani çok mağdur durumdayız. Evet. Başkanım, yüzme konusuyla alakalı çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Zaten dediğim gibi yani 70 bine yakın bir nüfusu olan bir mahallenin efendime söyleyeyim bu isteğini mutlaka yerine getirecektir belediye başkanımız ki öyle ümit ediyoruz. Bizler de zaten spor programını yapma hedefimiz, maksadımız bu. Olan eksiklikleri hatırlatmak ve bununla ilgili de çalışmaları takip etmek. Futbol olarak branşımız var. Broşürden bakıyorum. Futbolda isterseniz kısa kısa bu branşlardan tamam, biraz olur. Bahsedelim. Tamam. Halkımız bilgilensin. Şimdi biz Batı Trakya Olimpik Spor Kulübü olarak hani sadece futbol üzerinden değil de yani şimdi futbola gel diyorsun çocuğa, ben diyor işte baskete geleceğim diyor. Baskete gel diyorsun, ben yüzmeye geleceğim diyor. Biz dedik hadi ilk yıl 10 branş, ikinci yıl toplamda 20 branş yapalım. 5000 tane de ciddi bir hedef rakam var. Evet, 3 yılda da ilk yıl 1000 olsun, ikinci yıl 2000, üçüncü yılda 5000 lisanslı sporcumuz olsun. Çünkü az önce söyledim yani çift havuz var, çevresinde 15 mahalle var. 57 bin tane öğrenci var. Yani bunların yani %10'una biz lisanslı spor yaptırmış olsak toplamda 5000 lisanslı sporcuya ulaşmış olacak. Çok güzel hızlı anlatayım. Zamanı iyi değerlendirmek için. Tabii. Mesela futbolda Soğanlı futbol sahasını kullanıyoruz. 10 ile 11.5 arası. Mahallemizde bir halı saha var. O halı sahadan da Büyükşehir Belediyesi başkasına kiralamış. Aylık 3.000-3.500 civarında kirası var. Yani günlük 170 TL gibi. Aylığını, şimdi saatini de arkadaş 500 liraya kiralıyor. Yani onun da Büyükşehir'in de burada bir şeyi var, bir ayıbı var. Yani onun haricinde her türlü desteği alıyoruz. Orada da 6 ile 10 yaş arası çocuklara futbol öğretemiyoruz. Biz Soğanlı sahasını kullanıyoruz. Evet. Futbolda öyle. Futsal yapmak istiyoruz. Demiryolunun altında bir kapalı spor salonu var. 2,5 senedir gidip geliyorum. İnşallah kiralayacağız. Yusuf Köstem İlköğretim Okulu. İnşallah bu ay herhalde ya da önümüzdeki günlerde bir kiralama süreci başlayacak. Hı hı. İnşallah futsalı da öyle yapacağız. Basketbolda çok güzel bir hocamızla anlaştık. Şu an başka yerde çalışıyor. Türkiye'de 5 hocadan biri. Yine salon sıkıntımız olduğu için salonu kiralarsa basketbol branşımız da açılacak. Şu an kayıtlar devam ediyor. Voleybolda mahallemizdeki kapalı spor salonunu kullanamadığımız için, tadilatta olduğu için ve 2,5 senedir de git gel izin alamadığımız için Bağlarbaşı İnen Ortaokulu'na gidiyoruz. Voleybolcuları oraya götürüyorum. Tekvando ve Kickbox'ta da çok başarılı olduk. Buradan özellikle Şeyh Şamil'in müdürü Osman Hocam'a çok teşekkür ederim. Orada 420 çocuk vardı. Biz Osman Gazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse Bey de bütün projelerimizi destekliyor. Orada güzel bir halk eğitim destekli bir tekvando kursu verdik. 420 kişiden 159 kişi kayıt yaptırdı. 50 kişiyi alabildik. 50 kişiden 22 kişi yetenekli çıktı. Onların hepsine lisans çıkardık. Şu an antrenmanlara devam ediyorlar. Atletizm branşımız şu an aktif değil. Masa tenisini, özellikle masa tenisinden de bahsedeyim. Evet. Çok değerli bir Aydın Demirkol diye bir hocamız var. 10. klas bedensel engellilerde Türkiye 2020-2021-2022 Türkiye şampiyonu. Birkaç gün önce de Sinop'ta ikinci oldu. Amacımız onunla da güzel bir masa tenisinde Bursa'da ses getirmek. 2-3 ay önce Bursa'da yapılan şampiyonada da Batı Trakya Olimpik Spor çeyrek final oynadı Kestel'de. Hı hı. Masa tenisiyle güzel projelerimiz var. Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Alper Çelik Beyefendi'ye çok destek olacağını söyledi. Onunla ilgili bir şeyler yapacağız. Satrançta Doktor Necla Yazıcıoğlu'yla bir ortak bir proje yapacağız. Aynı zamanda futbol turnuvasına da sponsor olduk. Oradan çok güzel 7-8 tane çocuğumuza ücretsiz futbol okuluna kaydettik. Destek çıkıyoruz. Allah nasip ederse branşlarımız dediğim gibi ilk yıl 10, ikinci yıl 20'ye çıkartacağız. 5000 tane çocuğumuza da inşallah lisanslı spor yaptıracağız. Bursa'da konuşulan bir kulüp olacağız efendim.
Evet, başkanıma vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Kırılma Noktası spor programını bugün çifte havuzlar olimpik havuz diyelim buraya. Evet. Öyle midir? Çifte havuzlar Fatih Yüzme Havuzu efendim. Evet, Fatih Yüzme Havuzu'nun önünden hemen böyle ağaçların, yeşilliğin, tabiatın tamamen otantik böyle güzel bir şekilde programımızı yapmaya çalıştık. Ve başkanıma da buradan bir davet vereyim ben. 11, 12, 13 Ağustos'ta başkanım Gemlik Kapalı Spor Salonu'nda uluslararası bir turnuva var. Karate turnuvası. Mutlaka bekliyorum. Buradan 2-3 tane başkanıma da söylemiştim. Sizleri de davet ediyorum. İnşallah geliriz. Evet, Güncel Haber 16 ve Gemlik Basın izleyenleri, Kırılma Noktası Spor Programı'nı bu hafta dediğim gibi Çift Havuzlar Mahallesi, hem mahalle muhtarı olan Mustafa, evet, Süleyman Beyefendinin ve aynı zamanda Batı Trakya Olimpik Spor Kulübü Başkanı olan abimizin yanında yaptık. Sizlere aktaracağım bilgiler şimdilik bu kadar. Çok konular var fakat buradan tekrar gene kapatmadan önce Osman Gazi Belediye Başkanımız, kıymetli başkanımıza seslenmek istiyorum. Spor yapmaya çalışan ve spor yaptırmaya çalışan bu başkanımıza lütfen bir kulak versinler. Gerekirse muhtarım ziyaretine de gidebilir. Bu konuyu bir netlik getirip çocuklarımızın spor yapmasına kesinlikle hiçbir şeyin engel olmayacağını bizlere ve kamuoyuna ispatlasınlar. İlgilerine, alakalarına şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.